İyi günler değerli izleyenler. Yılın ilk programını İSEDEF Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Kurtöz'le yapıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Kurtöz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Yılın ilk programında olmak da benim için bir şeref. Bir 5 yılı aşkın süredir evet. Sizinle program evet. Yapmadık evet. Galiba. Unuttunuz beni. Hayır, olur mu? Evet. İSEDEF Yönetim Kurulu üyesi dedim evet. Sizin için. Evet. Sivil toplum örgütlerinin önemi her geçen gün daha fazla artıyor. Bana göre sivil toplum kuruluşları adeta mecliste bir muhalefet görevini yapıyor ve aynı zamanda yine iktidarın herhangi bir konuyu hakkında farkındalığını sağlıyor diye düşünüyorum. Yani itici güç niteliğinde adeta. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi ben sivil toplum kuruluşlarının bir ülkenin yaşamında çok önemli yeri olduğunu düşünüyorum. Ve hep söylediğim bir laf vardır. Örgütsüz güç, güç değildir. Bu nedenle de ben öğrencilik yıllarımdan beri sivil toplum kuruluşları içerisinde hep yer aldım. Öğrenci derneklerinde, mezun derneklerinde, kendi iş sektörümüz olan Akışkan sektöründe, yerel derneğimiz olan Hasiyat'ın yaklaşık 8 yıl başkan yardımcılığını yaptım. İSİFET'te daha önce başkan yardımcılığı yaptım. Bu dönem yönetim kurulu üyesiyim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Oranın Cemiyeti Mezunlar Derneği'nde bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. Bu dönem gene İktisat Fakültesi mezunları ve mensupları vakfında yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da İstanbul Sanayi Odası Meclis üyesiyim. Bütün bunlar benim de tabii ki sivil toplum kuruluşlarının önemine inanmamdan kaynaklanan yaşamınızın katkılar. Bir parçası, evet, bir parçası haline gelmiş adeta. Evet, yani çünkü sizin dışınızda bir takım insanlar sizin bulunduğunuz sektör ya da yer konusunda kararlar alıyorlar. Siz bu kararlara nasıl katkılarda, olumlu katkılarda bulunursunuz? Ancak örgütlenerek ve sivil toplum kuruluşlarıyla bulunursunuz. Avrupa'da ve dünyada çok daha gelişkin sivil toplum kuruluşlarının rolü. Ama Türkiye'de de gün geçtikçe artan bir rolü var. Yani sizin dışınızda merkezi ya da yerel yönetimlerin aldığı kararlara siz de olumlu düşüncelerinizle ya da onların yanlış yaptığı şeylere karşı çıkarak yerine olumlusunu sunarak katkıda bulunabilirsiniz. Bunu her konuda yapabilirsiniz. Yani sektörünüzle ilgili olabilir, mahallenizle ilgili olabilir, yerel yönetimlerle ilgili olabilir, bulunduğunuz okulun. Ben mesela şimdi şeyi düşünüyorum. Mezun olduğum lise için Mezunlar Derneği kurmayı düşünüyorum mesela. Evet. Peki Sayın Kurtöz, etkin olduğundan bahsettik sivil toplum örgütlerinin. Evet. Sivil toplum örgütlerinin etkinliği acaba atıyorum ekonomik anlamda Türkiye'ye büyük fayda sağlayacak. Evet mutlaka bu örgütün söylemini dikkate almalıyız şeklinde mi oluyor? Ya da küçük bir örgüttür. Onların zaten bir değeri yoktur. Yani etkinliği nasıl sağlar sivil toplum örgütleri? Sivil toplum mesela İSİDEF'ten bahsediyoruz. Yani nasıl meclis üyeliğinden bahsettiniz. Evet. Yani mesela sanayi ekonominin çarkının dönmesi açısından çok önemli örgütlerden evet. Bahsediyoruz. Evet. Evet. Dolayısıyla bunların etkinliği fazla olabilir ama örgütlenmeyi överken atıyorum küçük bir mahalle derneğidir. Derneğin katkısı için sorunları vardır. Evet. Ama işte bazı yasal düzenlemelerin olması evet. için yine devletten bazı evet. düzenlemelerin yapılması gerektiğini isterler. Etkinliği nasıl sağlamak lazım acaba örgütlerin? Etkinliğinizi iki tür bir faaliyetlerinizle, üyelerinizle iyi ilişkiler kurup onların sorunlarını öğrenip onların sorunlarını çözmek doğrultusunda yetkili makamlarla görüşmeler yapmakla. Mesela Hadımköy'de nasıl yapıyoruz? Mesela biz bu tür sorunlar karşımıza çıktığı zaman, bilmiyorum daha sonra ayrıca Hadımköy'ün sorunlarına değinecek miyiz evet. Şimdi açabilir miyim? Kronolojik süreye göre tamam. Gidelim yavaş yani, yavaş gidelim. Yerel yönetimlerle randevu alıp görüşüyoruz. Bu belediyeydi, kaymakamlıktı, emniyet amirliğiydi. Bu tür şeylerle bölgenin sorunlarını anlatıyoruz ve çözümü konusunda onlardan destek istiyoruz. Biz de destek oluyoruz. Sanayi odasında ne yapıyoruz mesela? Sanayi odasında her ay meclis toplantısının bir konuğu vardır. Bu konuk da genelde hükümet kanadından bakanlıklar veya müsteşarlar seviyesinde olur. Burada ne seçilen konu doğrultusunda işte hem sanayiciler kendi sorunlarını anlatırlar,
hem de yetkili merci ya da o andaki işte bakan veya müsteşar kendi bakanlığının veya hükümetin sanayiye nasıl baktığını anlatır. Biz de ona çözüm önerileri götürürüz. Nerede yanlış, nerede doğru onları öneririz. Ya da işte mesela sanayi odası yönetim kurulu randevular alıp gidip ziyaret ediyor, hükümeti ziyaret ediyor, işte bakanlıkları ziyaret ediyor, konsoloslukları, ticari ateşelikleri, ülke ticari birimlerini ziyaret ediyor. Mesela İSFET'te ne yapıyoruz? İSFET'te bu arada İSFET'in açılımını da yapalım mı lütfen? İSFET şöyle söyleyeyim, Hadımköy, Kıraç bölgesi, Esenyurt, Çatalca, Beylikdüzü ve Küçükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneklerinin oluşturduğu bir federasyon. Açılımı da İstanbul Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu. Aa. Evet, şeye bağlı kendisi de, TÜSİAD'ın olduğu kuruluşa bağlı. TÜSİAD da aynı zamanda bize üye. Bir üst çatı konumunda evet, TÜSİAD şu da, an. TÜSİAD da üyemiz aynı zamanda. Böyle bir üst çatı vaziyetinde İstanbul'daki en büyük üst çatı diyebiliriz iş adamları totalde anlamında. Totalde üye sayısı da tabii ki çok artıyor. Tabii yani 6 tane derneğin neredeyin baksanız 1500-2000'ine yakın bir sanayici üyesi var. Dolayısıyla söz geçerliliği evet, de daha fazla sesini duyurabilmesi açısından da daha fazla bir gür sesi çıkmakta. Bu sese de kulak tıkamak pek mümkün olmasa gerek. Evet. Bu bağlamda sizin sanayi odasında birkaç yıl önce bir açıklamanız var. Diyorsunuz ki sanayi tek başına bırakılmış. Böyle bir seyirzenişte bulunuyorsunuz. Yaklaşık 2 yıl önce yapmış olduğunuz bir konuşmada. Peki bu serzenişiniz hala devam ediyor mu Sayın Kurtöz? Artarak devam ediyor. Maalesef. Ciddi misiniz? Maalesef artarak neden? Devam ediyor. Neden? Ki ekonominin dinaması niteliğindeki sanayicilerin seslerine neden kulak tıkılmıyor? Yani kulak tıkamak demeyeyim de yeterince çaba göstermemek ve sanayiyi desteklememek. Yani ekonomiye gelip geçici anlık çözümler bulmaktan kaynaklanıyor. Halbuki iktidarların veyahut devletin şunu görmesi lazım. Bence iktidarın değil devletin bir sanayi politikası olması lazım. Bizim devletimizin maalesef bence bir sanayi politikası yok. Eskiden o 5 yıllık 10 yıllık kalkınma planları vardı. Şimdi onlar da yok. Yani sanayinin, Türkiye'nin, Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayiye nasıl baktığını ben bilmiyorum şahsen. Bir sanayici olarak bilmiyorum. Sanayinin hangi kesimine ne önem veriyor bilmiyorum. Yani böyle bir belirsizlik içerisinde. Sanki ekonomiye gelip geçici çözümler, mesela işte inşaat sektörünün patlaması, belki de bu yüzden sıcak para girmesi, bu tür şeyler. Ama şu an durağan hali. Durağan ve bence bir ülke eğer üretmiyorsa o ülkenin ne kalkınması mümkündür, ne büyümesi mümkündür, ne iç dış açığının kapanması mümkündür. Bir ülkenin kalkınmasının temel şeyi üretimdir. Üretim de sanayi ile olur. Sanayinin en önemli sorunu üretimin olmaması. Olmaması. Üretimin sanayinin önündeki de engeller neler peki? Ne engelliyor üretimi? Birçok konu da var. Yani son zamanlarda gerçi bir takım mevcut iktidar tarafından sanayiye yönelik, istihdama yönelik KOSGEB destekleri gibi destekler olsa da yetersiz. Mesela ben sanayiciyim ya da sanayicilik yapmaya karar verdim. Yapacağım iş, ilk iş nedir? İşte projemi piyasa araştırması yaptıktan sonra, analizimi yaptıktan sonra bir arsa arayıp bir bina yapmaktır. Üretim yapacağım bir bina yapmaktır. Yani İstanbul'da sanayi için fiyatlar şu anda Hadımköy'de $600 civarında metrekaresi. Uçmuş. Uçmuş. Şimdi bir de bina yapacaksınız. Zaten bütün sermayenizi toprağa gömüyorsunuz devlet başlangıçta. Devlet teşvik vermiyor mu peki? Vermiyor, hayır. Vergiler ne oranda? Yani verdiği bölgeler var belki. 6. bölge, 5. 6. bölgede veriyor ama orada da insanlar yatırım yapmak istemiyor. Hem iş gücü, kalifiye eleman bulmak açısından hem maliyetlerin daha yüksek, ulaşım masraflarının yüksek olması açısından hem bazı bölgelerde terör olayının halen devam etmesini anlamında insanlar bu tür bölgelere yatırım yapmaktan çok daha çok İstanbul ve çevresine yatırım yapmak İstanbul istiyorlar. İstanbul bölgesinde sanayicinin tercih ettiği bölgeler genelde Hadımköy ve civarı mı oluyor? Şu anda evet Hadımköy ve civarı. Yani Hadımköy'deki sanayi bölgesi son planla beraber 12 milyon metrekare. Neden orası tercih ediliyor peki?
Şimdi Hadımköy kendiliğinden gelişen bir sanayi bölgesi oldu. Bilinçli gelişen bir sanayi bölgesi olmadı. Daha önce Belde Belediyesi iken Belde Belediyesi burada sanayiye izin verdi ve İstanbul'a en yakın merkezde orası olduğu için insanlar orada toplanmaya başladı. Hem o zamanlar belki arsa fiyatları daha uygundu. İnsanlar evlerine gidip gelmek için Bahçeşehir gibi işte Alkent gibi ya da İstanbul'a gidip gelmek daha rahat olduğu için orayı tercih ettiler. Öyle bir sanayileşme başladı. Yani ama sanayileşmenin başlamasıyla birlikte tabii orada başka sorunlar da meydana çıkıyor. Onları da konuşacağız ama ben asıl şunu söylemek istiyorum. 1997-98'de sanayinin gayri safi milli hasıla içindeki payı %26 civarındayken bugün %16'lara düşmüş. Çok düşmüş. Çok yarı düşmüş yarıya tabii. Neredeyse. Çok düşmüş, evet. Yani bunun desteklenmesi lazım. Nasıl desteklenmesi lazım? TOKİ evler yapıyor. TOKİ fabrikalar yapsın, bize kiraya versin. Aa, güzel. Peki bunu ilettiniz mi? Tabii ki ilettik. Sanayi odası toplantılarında iletiyoruz. Hasiyat olarak her girişimimizde iletiyoruz. İsvet olarak iletiyoruz. Yani böyle bir şey yapsın. Elimizde bir Hadımköy gibi sanayi bölgesi var. Yani biz 2012'den beri ıslah organize sanayi bölgeleri yasası çıktığından beri orayı organize sanayi bölgesi yapmaya çalışıyoruz. Ama bir türlü yani beceremedik. Bahsettiğiniz konu aslında TOKİ orada yerleşime ait yapılar yaparak sanayi bölgesini tamamen daraltmak yerine aslında evet. Sanayiyi üretime dair yapılar yaparak evet, evet. Türk ekonomisine daha fazla katkı evet. sağlayabilir. Daire yapıp vatandaşa 20 yıllığına verebiliyor. Fabrika yapsın bize versin 20 yıllığına. Biz 20 yılda ödeyelim onun bedelini yani. Bu tür şeyler olabilir. İstihdamla ilgili tamam az çok teşvikler var ama yatırımla ilgili teşvikler yetersiz ve çok şartlara ağır. Yani küçük tabii projelerde KOSGEB gibi 300-500 bin liralık projelerde bu destek veriliyor. Gerçekten son 3-4 yıldır bu konuda önemli destekler var. Şimdi biraz evvel dediniz ki evet hükümet mesela kısa vadeli inşaatı destekledi çünkü sıcak para gelecekti. Evet. Ama uzun vadede tıkır tıkır gitmesi için sanayiye destek vermesi gerekiyor. Acaba neden bu konu göz ardı ediliyor? Yani uzun vadede tahammülümüz mü yok? Bu, çabuk mu parayı istiyoruz? Bu ülkenin bu konuyla ilgili birincisi sanayi politikasının olmaması. İkincisi sanayinin değerinin anlaşılmaması. Bir fabrika yapılması demek ne demek? Bir fabrika yapılması önce inşaat sektörünün canlanması demektir. İkincisi istihdam sağlanması demek. Evet. Üçüncüsü ihracat demek. Dördüncüsü kar ve vergi demek. İşte SSK primi demek. Bütün bunlar hepsi zaten ekonomiye, devlete geri dönen şeyler ve ekonomiye katkıda bulunan şeyler. Bu anlamda oraya önem verilmeli. İnşaata önem veriyor. Yapıyorsunuz inşaatı, satıyorsunuz, bitti. Evet. Bitti. Sattınız, bitti. Başka bir geliri yok bunun yani. Ama sanayi öyle değil, sürekli bir gelir var. Bu anlamda da sanayinin daha çok desteklenmesi ve Türkiye'nin konular seçmesi lazım. Hangi konuda ben uzmanlaşacağım? Akışkan bağlantısı konusu mu benim için önemli? Silikon vadisi mi benim için önemli? Öyle bir şey mi kuracağım? Savunma sanayi mi önemli? Savunma sanayine önem vereceğim? Yani hangi konuda Türkiye gelişmek istiyor belli değil. Bir belirsizlik şu an var ama bir yandan da işsizliğin önüne geçmek için kısa vadeli önlemler alınıyor. Evet. Oysa uzun vadeli belki bekleme süreci bir bebeğin dünyaya gelmesi için bir ayda gelmez. Evet. 9 ay beklemek evet. zorundasınız. Evet. Sanayi de destekleyerek aslında biraz evvel Türkiye'nin en önemli sorunlarını siz madde madde sıraladınız ve şu anki en önemli sorunumuz işsizlik. Evet. İşsizliğin önüne de geçilmiş evet. olacak. Evet. Vergi tahsili konusunda bunun önüne geçilmiş olacak. Evet. İhracat dedik ki şu an tamamen neredeyse ithalata dayalı bir ihracattan bahsediyoruz. Oysa sanayiyi destekleyerek bu ithalatın önüne de geçilmiş olacak. Tabii canım. Ama diyorsunuz ki bunları yapmak için bir sanayi politikamızın olması şart. İki yıl önceki serzenişinizin gelin görün ki artarak devam ettiğini evet, görüyoruz. Evet, evet. Hala bir kulak tıkama ve göz kapama olayı var galiba. Evet, halen yani sanayiye karşı böyle bir tepki mi diyeyim bilmiyorum ki. Ya ama da nasıl bir tepki olabilir ki yani? Vurdum duymazlık mı diyeyim ne bileyim yani bir şey yetersizlik var yani. Olabilir evet, yetersizlik acaba? Ya da olabilir. Ne yapacağını bilememek. Bilmemek olabilir. Bir de yani belki biz yani şeyde de yerel yönetimde de yaşıyoruz biz bunu.
biz onlar için çok fazla bir oy potansiyeli değiliz belki de. Belki de böyle görüyorlardır. Çok ilginç bir saptama ama bu. Bilemiyorum yani. İnsanların yerel yönetimle ilgili bakın. Yaşaması için sanayinin gelişmesi şart. İşsizliğin önüne geçmiş olacaksınız. Evet. Bakın Hadımköy'de yaşıyoruz. Hadımköy'de sanayi içindeki yollar, sanayinin sorunları, işte bu organize sanayi konusu falan gittiğimizde benim sanayiye ayıracak payım yok diyor. Ben önce diyor halkı düşünmek zorundayım. Halka hizmet götürmek zorundayım. Ama sonra, aslında siz halka hizmet götürüyorsunuz. Biz halka, o halkı biz çalıştırıyoruz orada. Yani biz olmasak o halk nerede çalışacak yani? Sizin bir açıklamanız daha var Sayın Kurtöz. Biraz evvel gerçi size sordum da dediniz ki devlet teşvikleri ve yardımları. Yine siz İSO toplantısında meclis üyesi iken yaptığınız konuşmada diyorsunuz ki bakalım hatırlayabilecek misiniz? Bakalım. Siz iyi araştırmışsınız. Devlet yatırım yaparken İmalatçılara yardım yapmalı diyorsunuz. Evet. Bundan kastınız nedir yani? Üretim. Gene üretim ve sanayiden bahsediyorum. Yani her demin saydık tek tek istihdam üretimle, ihracat üretimle. Şu anda mesela Hadımköy Türkiye ihracatının yaklaşık %4'ünü yapıyor. Öyle bir bölge yani. Küçük bir bölge değil yani. 40-50 bin kişi çalışıyor. Çok güzel. Orada sanayi olmasaydı o insanları nerede çalıştıracaktınız? O 40-50 bin kişi aslında her biri 4 kişilik bir aile olursa evet. O zaman 160 bin oluyor. Matematiğimde bir de yan sanayi, ama. Yan sanayi düşünün, hepimizin en az 10'ar tane yan sanayicisi var. Onu düşün, yemekçisi var, servisçisi var, güvenlikçisi var. İşte yardımcı malzeme aldığınız firmalar var. Onları da besliyorsunuz bir taraftan. Yani katlayarak gidiyor. Bir zincirleme, kar topu gibi büyüyerek gidiyor bu iş. Yani sanayi böyle. Onun için ben demin yani inşaat sektörüne, aynı zamanda emlak sektöründe ona olmama rağmen yavaş yavaş inşaat geleceğiz. Sektörüne olan tepkim bundan benim. Yani daireyi yaptınız, demiri, çimentoyu, tuğlayı kullandınız, mobilyasını koydunuz. Ondan sonra bitti. Size bir şey üretmiyor artık. Evet. Üretime hiçbir katkısı yok. Ama sanayi öyle değil ki, sürekli bir katkısı var. Durmuyor. Evet. Bir dinamo niteliğinde devamlı dönüyor. Evet. Şimdi evet, biz böyle işsizlik, sermaye, üretim hep bunları bahsederken işsizlik sorununa da çare bulduğunu söylüyoruz sanayinin. Fakat gelin görün. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Şu anda biz eleman arıyoruz. Şimdi tam da bunu soracaktım. Onu mu soracaktınız? Evet, kalifiye eleman konusunda. Aa, işte başımızın belasından biri de bu yani. Onu soracağım. Yani bir yandan gerçekten işsizlik öyle. Var. Evet. Fakat bir yandan da kalifiye eleman bulma konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani yaşanıyor. Hepimiz yaşıyoruz. Bütün sanayi olarak yaşıyoruz. Bunun sebebi ne peki? Herkesin farklı bir meslek grubuna odaklanması mı acaba? Yoksa? Temel sorun eğitim sistemi. Meslek okullarının olmaması mı? Meslek okullarının olması ama yetersiz olması. Hem sayı olarak hem eğitim olarak yetersiz olması. Hem de insanların daha baştan ilk öğretimden ya da aile içi eğitimden yönlendirilmemesinden kaynaklanan şey var. Herkes istiyor ki bir yerleri bitirsin, masa başında oturacak iş sahibi. Herkes doktor olmak istiyor. Yani herkes mühendis evet, olmak mühendis istiyor. Olmak şu an istiyor. Bilişim çağındayız. Evet. Herkes bilişimle ilgili evet, herhangi bir sektörde istiyor. Yer almak evet. istiyor. Aslında evet. bir bakıma geleceği güvence altına almak. Yani evet, bu mesleğin ömrü biter. Bir 10 yıl sonra ne yapacağım kaygısı yaşamamak adına. Artık çevremizde herkes mühendis, doktor dediğiniz gibi bilişimci. Ya da onu okumamışsa güvenlikçi, AVM'de çalışıyor. İşte güvenlik şirketlerinde. Nitelikli eleman bulmak zor galiba. Çok zor. Yani meslek lisesinden gelen insanların da eğitimleri yetersiz. Peki bu bağlamda şunu sorabilir miyim? Hemen aklıma Tabii. geldi. Mesela bazı belediyelerin bana göre çok güzel bir çalışması çeşitli meslek kursları oluyor. Mesela siz İSİDEF olarak büyük bir federasyonsunuz ve böyle de bir sorununuz var. Programımızın daha başında dedik ki örgütler nasıl etkin olabilir? Bununla ilgili neler yapılabilir? İşte biz belediyelerle, valilerle, kaymakamlarla, işte bakanlarla, vekillerle görüşme sağlayarak sorunlarımızı etkin bir şekilde evet. aktarıyoruz dediniz. Evet. Tamam. Kalifiye eleman bulma konusunda sıkıntınız var ve bu konuda mesela belde belediyesinin ile görüşüp yapmıyor muyuz sanıyorsunuz? onlar niye yapmıyor peki? Ben firma olarak
Beylikdüzü Belediyesi, Arnavutköy Belediyesi, Esenyurt Belediyesi hepsiyle ilişkim var. Hepsine de diyorum ki kalifiye eleman bulduğunuz zaman bana gönderin, ben şu anda 30-40 kişi alacağım. Ve çünkü belediyelerin bir de işsizlik şeyi var değil mi? İşkur gibi evet, belediyelere. İşkur'la da çalıştık bu konularda ama yani belki de sanayide... Benim sormak istediğim farklı bir şeydi. Yetiştirilmek amacıyla kurslar açılıyor ya, hani böyle kurslar açılabilir mi? Açılıyor da mesela ben çok basit bir örnek vereyim. Hadımköy'de benim fabrikamın hemen yanında mesleki eğitim merkezi var. Evet. Onlar stajyer olarak gelip başlayabilirler. Gidin sorun bakalım hangi meslekleri tercih ediyor gidenler. Gidin sorun. Peki nasıl cazibe? En çok tercih edilen neresi biliyor musunuz? Neresi? Kuaförlük. Ama yine dediğim gibi insanlar kendini garanti altına almak istiyor. O zaman burada yine işsize düşüyor. Bu işin getirileri, götürüleri ve geleceği konusunda belki yeterince tanıtımı olmamış olabilir. Yani kalifiye eleman her an iş bulabilir mi? Belki bunu çok rahat bulur. Çok rahat bulur. Bunu anlatmak lazım. Yani ne yapacağım? Nerede bulacağım? Eğer kuaför olursam adım başı her mahallede 5 tane, evet, 10 tane kuaför var. Bundan çıkarsam buna, evet, girerim. Ama sizin bahsettiğiniz mesela akışkan sektöründe. Buradan çıktım. Nereye gireceğim? İşsiz kalmazsınız. Ama işte Hadımköy'de de işsiz kalmazsınız. Bunu benim bilmem gerek. Bakın 600 tane fabrika var Hadımköy'de. Her gün bizim kapımıza 10 kişi müracaat eder. Büyük bir çoğunluğu 10 kişinin %99'u da zaten kalifiye olmayan elemandır. Buna rağmen dersiniz ki tamam alayım yetiştireyim. Alırsınız. Ne kadardır bir yetiştirme süreci? Yani en az asgari 6 ay bir sene arasıdır. Bizim sektörde, başka sektörlerde bilemiyorum. En az. Ama tam ustalaşması da 2 seneyi bulur. Sabretmiyor biliyor musunuz? Bir bakıyorsunuz 10 lira 20 lira daha fazla veren bir fabrikaya ertesi gün geçip gidiyor. Ya da iş başvurusu, çok ilginç bir örnek söyleyeyim. İş başvurusu için yapıldı. Bunlardan 5 kişisine dedik ki pazartesi günü başlayın. Bir kişi gelmedi. Şaka yapıyorsunuz. Evet, bir kişi gelmedi. Sizin bu kadar has sahada olduğu bir dönemde böyle bizim işe omuz sıkma ya da burun kıvırma lüksümüz var mı açıkçası? Demek var ki demek var demek ki. Yani çünkü ya da yani yeni sizden çıktığı zaman yandakinde iş buluyor. Bir ay orada çalışıyor, geçip bir ay öbür tarafa geçiyor. Ya da insanlara yani şeyi tercih ediyor. Belki de bizim sanayi olduğu için biraz bizim özellikle kendi sektörümüz biraz yağlı, paslı, torna, morna işleri. Alın teri ne kadar lezzetlidir, evet, o alın ama. Yani bunu yapacağıma gider bir konfeksiyonda çalışırım. Bayanlarla lak lak ederim. İşte şeyde AVM'de güvenlikçilik yaparım. Havam olur, isteyen alırım, isteyen almam. İnsanlar herhalde böyle bakıyorlar. Okullarda da bence yanlış yetiştiriliyorlar. Nasıl yanlış yetiştiriliyor? Gelen öğrencilerin meslek lisesi ya da meslek yüksekokulu, 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları geldiklerinde bekliyorlar ki hemen onlara masa başı iş verelim. Halbuki biz önce işi öğretmek istiyoruz. İşin mutfağından yetişsin istiyoruz. Evet, bir sabırsızlık var ama yeni var, nesilde benim var de gözlemlediğim. Belki hocalar da onlara herhalde öyle söylüyor. Siz okulu bitirin gidin 4-5 bin lira maaşla başlarsınız. Gelin bugün 1,5 milyona 2 milyona çalışmaya hazır makine mühendisleri var. Yazık bu ülkeye. Evet. Yazık bu ülkeye. Çok ilginç. Çok güzel bir saptama. Bu gençlere yazık yani, gerçekten yazık. Bu kadar mühendislik fakültesi açmak zorunda mısınız siz? Türkiye'nin bu kadar mühendise ihtiyacı var mı? Yani bence yapılacak şey hangi dalda ne kadar insana yetiştirilmiş insana bu ihtiyaç neye var? Bu neye benziyor biliyor musunuz Sayın? Onu tespit edip oraya yönlendirmek Sayın Kurtuz, lazım. Sayın Kurtuz, aslında o kadar güzel bir tespit yapıyorsunuz ki binanın temelini atmadan üzerine çok güzel böyle rezidanslar, evet, yapmaya başlıyorsunuz. Evet. İyi de temeli olmadıktan sonra, yani sonra mutfağında çalışacak kalifiye eleman olmadıktan sonra ben o mühendisin nerede, çok hangi birinde çalışacağım? Gelişmiş ülkelerin, sanayileşmiş ülkelerin çoğuna bakın. Çoğunda ara eleman, teknisyen çok ağırlıklıdır. Mesleki eğitimler çok fazla. Ama yani galiba bu konuda farkındalık yeterince sağlanamamış Sayın Kurtöz. Yani yine söylüyorum, biz programımızın başında federasyondan bahsettik ki pek çok derneğin, 6 derneğin birleşimi yani üst çatı konumunda. Ama gelin görün ki en hassas, belki de şu an farkında olmadan sizin can alıcı konunuza değinmiş, evet, olduk. Evet. Kalifiye eleman bulma sorunu. Evet. Kişi meslek okullarında bu konuya yeterince yer verilmiyor. Ya da verilse de kişi
ben geleceğimi garanti altına evet. almak adına ya da daha fazla para kazanmak adına kuaföre girmeyi evet. tercih evet. ediyorum diyor. İşte bu noktada da bunu sorayım size. Kuaförde daha mı fazla kazanır? Yani daha fazla kazanmasının yani ötesinde... Yani ben o kadar yağ, kir, pas içerisinde çalışacağım. İşte 9 saat çalışacağım. Ama kuaförde gayet şık 9 saat rahat. Çalışıp i̇şte daha fazla mı gelecek. kazanacağım? Çok daha fazla kazanacağını zannetmiyorum. Belki 300-500 daha üstündedir ama... Mesela bazı ara mahalle sokaklarında, kuaförlerde mesela sosyal güvenceleri olmadan çalışan işçilere denk geliyoruz. Evet. Yani merdiven altı. Sanayide bu yok yani. Ama sanayide bu yok. Yok, evet. Bunu da dikkate almak gerekiyor galiba. Evet. Şimdi. Ama insanlar işte zaman zaman bizim de karşımıza çıkıyor. Biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Beni sigortalı gösterme, bana biraz daha fazla maaş ver. Hayır diyoruz biz yani. Sigortasız kimseyi çalıştırmayız diyoruz. Hiçbir sanayicimiz de yapmıyor bunu mesela. Evet. Sanayinin gelişmesiyle birlikte aslında bazı sıkıntılar da baş gösteriyor dediniz. Orada da aslında sanki öyle bir derin yara var ki dokunsam ağlayacak gibi. Nedir bu? Sanayinin gelişmesiyle biz sanayi gelişsin diyoruz ama gelişmesiyle bazı sorunlar da kendini göstermeye başlıyor diyorsunuz. Nedir bu sorunlar? Şimdi... Mesela Hadımköy bir sanayi bölgesi. Belde zamanında biz özellikle açılmış. Hadımköy'den bahsediyoruz. Çünkü evet, Sayın Hadımköy'de, Kurtöz'ün özellikle iş yerinin olduğu bölge orası ve sanayinin şu anda yoğun olduğu bölgeler. Bir de orası. Hadımköy'ün ilk sanayicilerindenim. 89'dan beri oradayız ve o bölge için çok çaba da sarf ettik. Ve o bölgeyi de çok evet. iyi tanıdıklarından dolayı oradan başlıyoruz. Oradan başlıyorum. Yani mesela sanayileşmeyle birlikte önce bir personel sorunu başlıyor. Kalifiye eleman ve personel servis sorunu başlıyor. Onunla birlikte servis sorunu başlıyor. İstanbul'un içinde çünkü eleman uzak getirir. Bölge. Uzak bölge tabii. O zaman TOKİ'nin yapmış olduğu yerleşime açık bölgelerin olması yerinde. Gerekir. Tabii ki yani sanayiyi ben şeyi anlayamıyorum. Sanayiyi yerleşim bölgesinin dışına çıkarmayı ben anlayamıyorum. Bu bağlamda hemen şunu soralım. İşte hava kirliliği çok fazla oluyor. Ama artık sanayide çünkü belli kriterleri yerine getirmediğiniz takdirde buna izin verilmiyor yani. Ve kapatılıyor. Kapatılıyor. Çevre yani. Kirliliğinin zaten önüne geçiliyor. Olur. Yani ben İstanbul Sanayi Odası'ndaki meclis üyeleri arasında ya da şeyde de Hadımköy'de de ben hiçbir sanayinin bu konuda bilinçsiz davrandığına inanmıyorum. Çevreyi korumaya çalıştığına inanıyorum. Bunun için gerekli tedbirleri aldığına inanıyorum. Arıtmasını yaptığına inanıyorum. Ama yani tabii bütün bunları yaparken de bir maliyet de var. Bu tür şeylerde de bir desteğin olması lazım. Eğer o fabrika çevreyi koruyorsa ona bir katkıda bulunmak lazım. Yani garip garip şeyler yaşıyoruz. Mesela geçen bir tane ben yönetimde olmama rağmen Hadımköylü bir sanayici arıyor diyor ki ya diyor ben çevre temizlik vergisi ödüyorum diyor. Ama belediye benim çöpümü almıyor. Özel şirkette almak için para istiyor. Nasıl bir şey diyor. Evet. Özel şirkete ihale edilmiş çöp işlemi. Özel şirket fabrikalarınkini evsel atık değil diye almıyor. Halbuki zaten sanayi atığını insanlar bir şekilde değerlendiriyorlar. O zaman evsel atık değilse benim çevre vergisini de vermemem lazım. Evet. Ama yani evsel atık da çıkıyor tabii. Yani bir sürü şey çıkıyor. Onları alması gerekirken onu da almıyor. Her ay işte 200-300 lira fatura karşılığı özel şirkete ödeyerek aldırıyorsunuz. Ama bir taraftan da belediyeye çevre temizlik vergisi ödüyorsunuz. Bir yandan sanayici Türk ekonomisine katkı sağlamak için canla başla çalışırken ve tüm engelleri böyle bertaraf etmek isterken önüne her defasında farklı yığınlar konuluyor galiba. Başka bir şey söyleyeyim mi size? Buyurun. Sanayinin önündeki engel ve yaşadığımız... Evet, personel dedik, evet, kalifiye eleman dedik, evet, yaşadığımız servis sorun. Dedik. Şimdi dediğim gibi belde belediyesi iken Hadımköy'de sanayileşme başladı. Yaparken belediyeye gidiyorsunuz, ben şu projede yer yapacağım diyorsun. Belediye diyor ki şu kadar kısmını bana terk edeceksin diyor. Neyi terk edeceğim sen? Arazinin. Neden? Öyle bir hakkı var kanundan kaynaklanan belediyenin. Arsayı ben yollar aldım. İçin, yeşil alanlar için falan belli bir alan parklar için sizden alıyor. Yani ben size o arsayı alıp oraya sanayi işletmesi, fabrika kurmanızı sağlamak ve desteklemek, hatta sizin yolunuzu yapmak yerine sizden size ait mevcut alandan pay istiyorum. Pay istiyorsunuz. O bunu aldılar. Getirebilmek adına. Bunu aldılar. Yaklaşık ortalama Hadımköy'de o dönemde...
%17 gibi, yani 1000 metrekare, 10 bin metrekare yerinizden 1700 metrekaresini belediye aldı. Tamam. Aradan geçti 20 yıl. Şimdi Arnavutköy Belediyesi tutturmuş, ben 18 uygulaması yapacağım. Nedir bu 18 uygulaması? 18 uygulaması da gene yeşil alanlar, düzenleme alanları, ibadet alanları, okul alanları ayırmak için sizin arsanızın %33'üne kadar alabiliyor. Evet. Şu anda Hadımköy'de yaşadığımız... Nasıl ya? Demekten insan kendini alıkoyamıyor. Yani işte, bakın yabancı yatırımcılar var bölgemizde. Evet, onlar... Anlayamıyor adam. Diyor ki ya ben bu fabrikayı yaparken belediye benden şu kadar istedi, verdim. Evet, aldı. Şimdi niye istiyor benden diyor. Niye istiyor, niye vereyim? Devlet bana ortak mı diyor yani? Beraber mi kazandık, beraber mi aldık borsa? Anlatamıyorsunuz insanı. %30 dediniz değil mi? %33. %33-34'e kadar çıkıyor bu oran. Çok. Alıyor. Şu anda Hadımköy'de imar planları yapılmış. Ayın 15'ine kadar askıda, 15'ine kadar itiraz ettiniz, ettiniz, etmediyseniz uygulamaya geçecekler. Yani bu insanın cinnet geçirmemesi için. Çok... bir örnek vereyim. Hemen yanımızda bir cam fabrikası var, Star Cam. İsmini vermekte de sakınca görmüyorum. Adamın fabrikasının girişi arkada. Arkadan, tırlar arkadan giriyor. Bu firmada ağırlıklı ihracat çalışan bir firma. Şimdi 18 uygulamasıyla bu adam bu arkadaki arsasını almış belediye. Tamam. Bu adamın giriş çıkışı bitti. Bu adamın işi bitti burayı aldığı anda. Bu adam bu fabrikayı bırakıp başka yere gitmek zorunda. Burada çalışamaz. Mümkün değil. Başka biri de vermez arsasını, kullanmasını. Vermez. Şimdi arkada birine vermiş. Arkada verdiği adam bana milli piyango vurdu diyor. Ben şu fiyattan aşağı satmam diyor. Başka bir şeylik var orada. Başka bir tuhaflık daha var orada. Nedir? Orada bir deremiz var bizim. O derenin etrafı her iki tarafta 100'er 150'şer metre yanlış hatırlamıyorsam yeşil alan. Buradan insanlar arsalar almışlar zamanında. Kimi de fabrika kurmuş. Hı hı. Şimdi ben sanayi bölgesinde arsayı alırken 400-500 liraya aldıysam metrekaresini, bu 50 liraya almış. Buraya sanayi de kurmuş. Yatırım olarak da almış orayı. Şimdi belediye ne yapıyor biliyor musunuz? Demin bahsettiğim o fabrikanın arkasındaki arsa. Bu yeşil alandaki adamın 100 liralık arsasının yerine adama 400 dolarlık, 600 dolarlık yeri veriyor. Devlet ne yapıyor? Devlet kendi eliyle haksız zenginleştirmeye sebep oluyor. Çok ilginç. Bu insan haklarına da aykırı. Bu kanuna da aykırı. Devlet eliyle hiç kimse haksız yere... Ama sizin sesiniz o zaman çok sessiz. Sesiniz sessiz. Sesimiz sessiz değil. Biz gerçekten ama çok... Bakın, bakın bununla ilgili ve biraz sonra anlatacağım organize sanayi bölgesiyle ilgili. Bizim görüşmediğimiz bakanlık kalmadı. Dosya vermediğimiz bakanlık kalmadı. Ekonomi Bakanı, Çalışma Bakanı, en son Sanayi Odası'nda... Şu anki Asiyat Başkanı Hüseyin Bozdağ'la beraber çıktık dosyayı. Şehircilik ve... Hüseyin Bey de bu konuda çok etkin. Evet, çok etkin Hüseyin gerçekten. Bozdağ. Evet, yani çok etkin. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na en son dosya verdik. Bizim gitmediğimiz kapı kalmadı, çalmadığımız kapı kalmadı. Demin onu söylüyordum. Gene sanayi diyorsunuz. Şimdi sanayinin derli toplu olması, gelişmesi... Hem yerel yönetimlerle sorunların azalması, hem sanayicinin kendi kendini yönetmesi. Hani sivil toplum diyor ki organize sanayi bölgeleri kendi yönetimlerini oluşturuyorlar. Hem kendi sorunlarını çözmesi açısından çok önemli. 2012'de özellikle Trakya'daki Ergene bölgesini ıslah etmek için çevre kirliliği fazlaydı. Bir ıslah organize sanayi bölgeleri yasası çıkardılar. İstanbul'dan da Hadımköy olarak biz müracaat ettik. Ve müracaatımız kabul edildi. Ama biz 5 sene geçti, halen organize sanayi bölgesi olamadık. Niye olamadık biliyor musun? Niye olamadık biliyor musun? Birincisi yerel yönetim. Yerel yönetim diyor ki ben buranın organize sanayi bölgesi olmasını istemiyorum. Neden? Handikapı ne belediye için? Emlak vergisinden kaybı olacak. Çok önemli miktarda emlak vergisi ödeniyor organize orada. Organize sanayi bölgesi olursa belediye emlak vergisi alamayacak.
ruhsat parası alamayacak, iskan parası alamayacak. Hepsi OSB'nin kendi yönetimine bağlı olacak. 18 uygulamasını böyle Demokles'in kılıcı gibi tepemizde sallayamayacak. Organize sanayi bölgesi kendi ihtiyacına göre çıkaracak yani. Ne kadar yeşil alan ihtiyacı varsa, ona ne kadar okul hastane ihtiyacı varsa organize sanayi bölgesi bunu kendisi hesaplayacak. Ve kimseyi zorda bırakmayacak şekilde yapacak. Ama böyle oysa ne yapıyorsunuz? Siz aslında kriterleri yerine getiriyorsunuz, organize sanayi evet. bölgesi olması için gereken işte kriterleri. Onu anlatıyorum tam. Yerel yönetim karşı. Bir de şu anda Hadımköy'ün yaklaşık %60'ı sanayileşmiş durumda. %40-50'si boş durumda. Bir şu anda 400-500 fabrikalık bir çalışma var. 3 tane kooperatifin oluşturduğu Delikli Kaya Sanayi Bölgesi. Ama onun dışında 12 milyon metrekarenin yaklaşık işte 5 milyon metrekaresi şu anda boş. O boş olanlar bir kimini yatırım için almış. Yatırım için alan imza vermiyor. Belli bir 3'te 2 imza toplamak zorundasınız. Belki de işte 4, 50 liraya aldı. Şimdi evet, şimdi oldu 600 dolar. Şimdi organize sanayi bölgesini geçerse imarda kısmen düşme olacak. Organize sanayilerde şu anda emsal 1,5, organize sanayilerde 0,70, yarı yarıya inşaat alanı azalacak. Bunun için girmiyor. Mevcut sanayici neyden korkuyor? Mevcut sanayici kiminin iskan problemi var, kimi binasında taşmalar bilmem ne var, kimi yerel yönetimde kavgaya girmek istemiyor, kimi belki aynı siyasi partiden olduğu için şey yapmak istiyor, istemiyor. Belediye başkanı karşı çıkıyor. İnsanlar çekiniyorlar ve imza veremiyorlar. Biz 5 senedir bunu sağlayamadık. Çok sancılı bir süreç. 5 senedir Hüseyin Bozdağ'la beraber bu iş için gitme yönetim kurulu ve Hüseyin Bozdağ'la beraber gitmediğimiz kapı, çalmadığımız kapı kalmadı. Sanayi odasında her şey geldiğinde bakan şimdi geldi, Sayın ilgili Bozdağ, bakan geldi. ismini çok zikrettik ama Sayın Bozdağ da mesela iktidara yakın bir isim, etkin bir isim. Hemen her aktivitede yer alan evet. ve davet ettiği iktidardaki Sayın Başbakan'ın herkesin iştirak ettiği bir isim. Ve buna rağmen etkin bir şey yapılamıyor. Çok ilginç. Maalesef. Bu sancının en kısa sürede çözülmesini diliyoruz. Evet. ilgili makamlara buradan da bildirmek istiyoruz. Bu arada programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz ama aslında konuşulacak çok konu var. Sizin yine açıklamanızda diyorsunuz ki ucuz sanayiden nitelikli sanayiye geçmeliyiz. Evet. Bu ne demek? Yani ithal edilen ürünlerden mi bahsediyorsunuz? Hayır, üretilen ürünlerin katma değeri daha yüksek ürünlere geçmek. Şimdi ben kendi sektörümle ilgili bir örnek vereyim. Ben demiri işleyip satıyorum. Demirin kilosu ne kadar? 1 euro atıyorum. Şu anda 1 euro diyelim. 1 euroyu malzemeyi alıyorum, işliyorum. En fazla benim satacağım fiyat 1,5-2 eurodur. Ne kadar katma değer kattım? 50 kuruş. Cep telefonu kaç gram? Kaç gramdır? 150-200 gram diyelim. Vardır. En fazla 170 gram diyelim. Kaç para? Bayağı para. Sizin bahsettiğiniz rakam yani. Minimum, 3000 lira değil mi? Evet. Minimum. Evet. Yani minimum 1500-2000 liraya bulursunuz. Ben bir kilo demiri işledim. 50 sent kazandım. Bu telefon 3000 lira. Peki bu acaba ihtiyaç mı nedir? İlgi alanı mı bu kadar yüksek olmasının sebebi? Sadece telefondan bahsetmeyelim. Yani bir sürü ürün var böyle katma değeri yüksek olan. Makine üretmemiz lazım. Makine üreten makineler yapmamız lazım. Yani mesela gene kendi sektörümle ilgili bir CNC makineler kullanıyoruz. Sorunalar kullanıyoruz. Dışa mı bağımlıyız? Tamamen dışa. Yani Türkiye'deki CNC'lerin herhalde %98'i ya Tayvan malıdır ya Kore malıdır. Yani... Bu anlattıklarınız karşısında diyorum ki ne kadar zor bir şey yapıyorsunuz, zoru evet. başarıyorsunuz evet. aslında. Ama yani işte bu zoru başardığımızın farkında olanların bazen sayısı çok az. Bazen sinirlenip vazgeçiyor musunuz? Yeter artık bu kadar zorluklara rağmen sırtımı dönüp gitmek istiyorum. İllallah dediğiniz anlar oluyor mu? Yani olmaz %18, %33'lük kısmını alırım dediklerinde özellikle. Olmaz mı? Yani o yüzden mesela işte 2 sene önce dedim ki ya ben kafamı dinleyeceğim artık sanayicilikten uzaklaşacağım. Ne yaptınız? Emlak sektörüne emlak sektörüne geçtim. Emlak sektörü nasıl? Durgun mu şu sıra? Ben 2 senedir çok yeni, daha çok da hobi için girdim. Çok fazla böyle para kazanma amacıyla falan değil, kafamı dinleyeceğim bir yer olsun istedim sanayinin yanında. İnsanlara sıcak yuvalar bulmak, evet, onların evet, mutluluklarını evet, yüzlerinde görmek. Ama 2 senedir gittikçe kötüye gidiyor emlak piyasası.
İnsanlarda para mı yok? Yoksa paralarını insanlardan belirsizlikten için... belirsizlikten kaynaklanan kaygılar var ve o kaygılardan dolayı özellikle belli kesim orta gelir seviyesi çok fazla yatırıma girmek istemiyor. Şu anda bakarsanız neler satıyor? Yani biz proje bazlı değil de tek tek işte müşterileri birbirleriyle buluşturup daire satışı falan yapıyoruz. Proje bazlı şeylerde üst segmentlerde satıyor, hiç boş yeri kalmıyor. Ama orta ve alt segmentte satış, satış çok düşük. Şimdi olduğuna göre şunu sorayım. Türk ekonomisini kısacık değerlendirirseniz bir iki cümleyle şu anki durumu ne dersiniz? Yani şimdi gene... Sanayide çok iç karartıcı şeyler bahsediyor. Burada da çok iyi şeyler söyleyebileceğimi gene zannetmiyorum. Yani tamam, ekonomiyle ilgili demin bahsettiğimiz teşviklerde hükümetin yapmak istediği, iktidarın yapmak istediği bir takım şeyler var. Bunlara saygı duyuyoruz ve destekliyoruz. Ama bunun yanında bir sürü şey de var, eksik de var. Mesela büyümeden bahsediyoruz. Evet. Ne açıklandı büyüme? 11.3 müydü en son açıklanan büyüme? Evet. 11.03. Enflasyon kaç açıklandı? Oo. 11.9 resmi enflasyon. Sokaktaki enflasyon bence %20'den aşağı değil, onu da söyleyeyim yani. İşsizlik ne kadar? %11-12'lerde. Çok arttı. Devalüasyon ne kadar? %15'in altında değil. %11 nasıl büyüdünüz siz? Enflasyonun altındasınız. Siz küçüldünüz. Büyümediniz. Büyüdük. Size yansıdı mı İkbil Hanım? Sizin cebinize fazladan bir şey girdi mi? Ben... Valla kazancımdan daha fazlası cebimden çıkıyor. O zaman nerede bu büyüme? Kime yaradı bu büyüme? Ben sanayiciyim. Bana da yaramadı. Bende de yok. Enflasyon. Bakın ham madde fiyatım benim bir yıl içinde döviz bazında %30 artmış başladı. TL bazında %60'a denk gelir bu hemen hemen. Ben nasıl %11 büyüyerek ben nasıl bunun altından kalkarım? Hangi sanayici kalkar? Kalkmanız lazım. Çünkü gerçekten Türk ekonomisinin sizin gibi iş adamlarına ihtiyacımız var. İhtiyacı var. Kalkınmak adına sanayicilerin pes etmemesi gerekiyor. Siz biraz evvel dediniz. Pes etmiyoruz. Pes etmeyin. Bu ekonominin çarkın dönmesi için evet. Sizin sesimiz var dediniz ama. İşte siz de bizim sesimiz oldunuz. Daha etkin bir şekilde evet, çıkması ve aynı zamanda bunun işler hale gelmesi. Yani ilgili kişiler tarafından sorunların çözülmesini temenni ediyorum. Bakın yatırım nasıl yapılır? Yani siz mesela aile olarak düşünün, bir şey almak istediğinizde ne yaparsınız? Para biriktirirsiniz, onunla almaya çalışırsınız değil mi? Evet. Bulamazsanız ne yaparsınız? Krediye gidersiniz. Devletler de öyle. Şirketler de öyle. Tasarruf edemediğiniz müddetçe yatırım yapamazsınız. Dış borç alırsınız. Bankaya borçlanırsınız. Bu da sürekli katlayarak gider. Çünkü gelirinizdeki artış o gelir seviyede değil. Evet. Makas yani en büyük açılırsa... Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri de bence gelir dengesi, sosyal adaletsizlik. Gelir dağılımındaki şimdi, sosyal adaletsizlik. O kadar güzel ki söyleşi. Aslında bu konu uzar gider. Farkında olmadan bitmez. Bir saati bitirdik biz. Ciddi misiniz? Evet, daha 10 dakika olmamış değil mi? Ama evet. Gelin görün ki evet. Bitti. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız bizim... için ve sanayinin sorunlarını çok açık ve net bir şekilde dile getirdiğiniz için. Program sırasında dediniz ki işte bu kadar sorunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz dediğimde ben kafamı dinlemek için biraz da hobi olarak emlak piyasasına başladım. Fakat bunun yanı sıra siz nefes almak için bir de şiirler yazmaya başladınız. Eğer izin verirseniz sizin kaleme aldığınız bir şiirle birlikte bugün programımızı noktalayalım. Çok memnun olurum. Ben de öncelikle beni davet edip sorunlarımızı duyurmasında katkınız olduğu için çok teşekkür ediyorum. Kanal 34 zaman zaman bizleri, sanayicileri çağırıyor. Bu tür sorunlarımızı yansıtıyor. Bu konuda yansıtıyor. Çok duyarlı evet. Bu arada çok Kanal duyarlı. 34. Özellikle ben Kanal 34'e ve size çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bunu ve 2018'inde bütün dünya için barış, huzur, mutluluk getirmesini ben biliyorum. Ben getireceğine inanıyorum biliyor musunuz? Öyle mi? Ne evet, güzel. Sağlık, huzur, mutluluk, herkesin cebinin bol olacağını, herkesin güzel. Elinde huzurun olacağını. Pozitif bakıyorsunuz ne güzel. Her ortamda kahkahaların alabildiğine coşkulu bir şekilde olacağına inanıyorum. İnşallah öyle diyorum. Temennimiz o. Evet.
Değerli izleyenler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için bu pazar günü. Şimdi Sayın Mehmet Kurtöz'ün kaleme aldığı Gitme adlı şiiri birlikte sizler için seslendirmeye çalışacağız. Umarız beğenirsiniz. Haftaya bir başka konu ve konukla bu arada görüşmek dileğiyle. Gitme, gitme. Sen gidersen bitkiler kurur, çiçekler solar, orkideler açmaz olur. Ağaçlar yapraklarını döker, sonbahar olur. Gitme, sen gidersen denizler dalgalanır, fırtınalar kopar, alıp götürür beni karanlıklara. Gitme, sen gidersen bulutlar kararır, güneş yok olur, yağmur olur bulutlar, kar yağar, buz keser. Gitme. Gitme. Sen gidersen ıssızlık çöker sokaklara. Gülmez insanlar. Yaşam durur. Gitme. Gitme. Sen gidersen ışığım söner. Dünyam kararır. Yüreğim kurur. Yaşam biter. Gitme. Gitme ne olur. Kal ellerimde, kal yüreğimde. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Kaleminize sağ olun. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Haftaya görüşmek dileğiyle değerli izleyenler.